Kitabın tam savaş ve barış birinci kitap, ikinci hı hı. kitap idealim çağdaş Türkiye. Peki serinin sonu biz Türk milliyetçisiz. Neden biz Türk milliyetçisiz e, adını verdiniz? Yani burada e, çekip aldığınız neden bu kısım oldu? Seriyi niçin biz Türk milliyetçisiz ifadesiyle kitaba bu isim vererek bitirmeyi düşündünüz? Neydi oradaki? Ee, i̇ki neden var bilerek yani bu başlığı kullanmayı tercih ettim. Birincisi şimdi 26 Nisan yine 1926'da Mustafa Kemal Türk Ocakları'nda delegelere, üyelere yaptığı bir konuşmada diyor ki biz doğrudan doğruya milletseveriz. Hmm. Mesela vatansever, milletsever. Evet. Ve devamı cümlesini şöyle bitiyor ve biz Türk milliyetçisiyiz. Şimdi bu Türk milliyetçisiyiz kavramını terimini Mustafa Kemal'in daha sonraki konuşmalarında da sık sık kullandığını evet. görüyoruz. Diğer önemli olan bir nokta, şimdi Medeni Bilgiler kitabı var değil mi? Med çok işte bilinen Medeni Bilgiler kitabı. Bu kitabın özelliği ne? Bu kitabın özelliği bir bölümünün bizzat Mustafa Kemal kendisinin kaleme aldı. Diğer bölümlerini ise yanında Afet afetin anda başta olmak üzere yazdırdı, kaleme aldırdı. Şimdi bu kitabın milliyetçilik bölümünü açtığımız zaman şurada milliyetçilik bölümünün son sayfasında şu kavramı görüyoruz. Türk milliyetçiliği. Burada Mustafa Kemal'in ağzından Türk milliyetçiliği tanımının yapıldığını görüyoruz. Sonra ilginç bir ben de bu kitabı üzerinde çalışırken onu yakaladım. 1961 Anayasası'nın Başlangıç kısmına bakıyorsunuz, başlangıç kısmında Türk Milliyetçiliği geçiyor. Hmm. O biliyorsun sonraki anayasa 82 miydi? Evet. 82 anayasasında Atatürk. Türk Milliyetçiliği yerine Atatürk Milliyetçiliği teriminin kavramının kullanıldığını görüyoruz. Ben aslında bu nedenle <laughs> Mustafa Kemal'in bizzat kendisi tarafından kullanılan ismin tercih bu konuda gerekti. tercih edilmesini hmm. düşündüm. İkincisi 82, 1982. Peki ama şunu sormak isterim. Şimdi burayı e, hı hı. geçmeyeceğim. Şundan dolayı geçmeyeceğim. Şimdi Atatürk biz Türk milliyetçisiyiz e, diyor. 61 Anayasası da Türk milliyetçiliği geçiyor. kavramı e, geçiyor. geçiyor. de 82 Anayasası 12 Eylül'ün arkasından gelmiş. O anlamıyla da hani askerin askerinde gözetiminde geçmiş bir şey. Hı hı. E, o anayasada anayasayı yapanlar mı asker mi? Yani Türk Milliyetçiliği yerine Atatürk Milliyetçiliği kavramının anayasada olması orada ki tercih farkı neden? Ya yani Politik bir tercih mi? Veya e, ne derler bunun arkasında böyle daha siyasi bir şey mi var? Yani şimdi e, sevgili Eren tabii bu sorduğun soruya e, daha objektif bir karar verebilmek için e, doğru bir soru. Yani yerinde bir soru. Çünkü benim de dikkatimci bir yerde 61'de Türk Milliyetçiliği varken... 82 Ağustos'a niye Batı Türk Milliyetçi olarak e, girdi? Şimdi açıkçası, e, burada açık konuşmak gerekirse bu soruya doğru cevabı aramak için o anayasa, yani 82 Ağustos'un yan. gerekçelerine bir bakmak lazım yani. Bir de kanunların gerekçeleri oluyor ya, çünkü kanunda bazen Hı -hı. anlayamadığınız yerler oluyor. O zaman gerekçeler çok önemli. Ha şöyle. Şimdi acaba anayasanın da Hı -hı. böyle bir gerekçeli şeyi var mı? Vardır muhtemelen tahmin ediyorum. Şu olabilir mi peki? Bir ona bakmakta Peki şu olabilir yarar mi? ne olur? Daha doğru. Bu anlamıyla sizin entelektüel tarafınıza değil, asker tarafınıza da e, emekli de, de olsanız, Genelkurmay Başkanı e, Yo, tarafınıza ben da... Ben şimdi burada Genelkurmay e, Başkanı falan olarak... O emekli, deneyimini, deneyiminize soruyorum. Burada ilk yer olarak... Evet ama deneyiminize soruyorum. Evet. O deneyime sahipsiniz. E, o da şu, yani 80 öncesinin çatışmalı ortamın, şimdi 12 Eylül'ün... En karakteristik şeylerden bir tanesi de işte bir sağdan bir soldan mesela prensip var ya. Türk milliyetçiliğini o dönemki atmosferde e, politik bir anlam içerisinde görüp de bir tercih yapılır. O sağdan soldan meselesindeki mesafe kaybolmuş olur. O yüzden gene biz buna Atatürk milliyetçiliği diyelim diyecek bir... Hı orta yol bulma çabası. Yani ben benim tabii tabii bir kere şimdi 82 Anayasası Atatürk Milliyetçiliği girmiş. Buna saygılıyız. Yani şu anda geçerli olan anayasamızda bu kavram var. Buna tabii ki saygılıyız. Ama kişisel olarak belki soruyorsan ben herhalde kitapta da bu konuyu... Çünkü, çünkü siz konu... hayır Türk milliyetçiliği ben, kullanmak lazım. Ben çünkü Atatürk Türk milliyetçiliği demiş. Ee, e, yani Türk milliyetçiliği kavramından ...niye bir değişime ihtiyaç duymuşuz... ...dediğim gibi gerekçeye bakmak lazım. Peki. Ama şu da olabilir... ...bunu bir ihtimal olarak söylüyorum... ...yani ama esas sorunun cevabını... ...gerekçede bulmamız hı -hı, lazım. Hı. Bir bakalım zaman olursa. Yani çok kişiye... ...Türk milliyetçiliği... ...dediğiniz zaman... ...biraz Turancılık... ...falan fikri geliyor. Hı -hı. Esasında... ...şu kitapta tanımlanan Türk milliyetçiliği biraz sonra esas konu bu. Bunu açıklamaya çalışıyor Burada öyle bir şey yok. Ama çok kimseye sorsanız öyle bir kavram karmaşısı... Evet. Atatürk'te ee... aslında bazı itirazlarda bulunuyor. Buyurun. Peki hmm. Atatürk'e göre Türk Milliyetçiliği nedir? Türk Milliyetçiliği Atatürk nasıl tanımlıyor? Oradan devam edelim. <laughs> Olur. Ee, şimdi aslında e, tabii Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milliyetçiliği tanımını söyleyeceğiz tabii neticede ama şimdi biraz milliyetçilik konusunu da açmamız lazım. Evet elbette elbette. Şimdi mesela ben açıkça şöyle e, bu soruya şöyle girmek isterim. Yani mesela, mesela bu kitabın vitrinde gören birisi bazıları biz Türk milliyetçisiyiz dedi şu başlığı gördüğü zaman belki ya Allah Allah demiş olabilir yani nereden filan değil mi? Şimdi hatta bunlar da biraz aydın entelektüel geçinen kişilerden <laughs> çıkabilir bu. Şimdi e, sevgili Eren burada konu şu. Esas biz bir e, bir kavram üzerinde konuşuyoruz değil mi? Şimdi bir milliyetçilik, millet bunlar. ...çok ciddi bilimsel kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. Ama... ...biz bir... ...bilimsel... ...eğer tartışacaksak... ...tartışmadan evvel... ...tanımları koymamız lazım. Yani biz milliyetçilikten ne anlıyoruz? Milletten ne anlıyoruz? Bu tanımları koyduktan sonra... Ancak ...siz ancak buna farklı bir bakış açısıyla bakabilir, Tenkit de edebilirsiniz veya kabul de edebilirsiniz. Şimdi bizim e, ki milletçilik konusu çok da gündemde olan güncel bir konu. Her ki gün herkes o konuda da çok güncel bir iki soru <laughs> soracağız. Herkes evet. her şeyi konuşuyor ama şimdi önemli olan milletçilik nedir? Millet nedir? Bu tanımları veya bunlara ilişkin kavramları sizin kabul ettiğiniz ama çünkü farklı tanımlar var. Farklı Tabii. kavramlar sizin kabul ettiğiniz kavramları ilk önce söylemelisiniz. Ben milliyetçilikten şunu anlıyorum. Millet tanımından bunu anlıyorum. Dolayısıyla işte bir biz Türk milliyetçisi de şunu anlıyorum veya bunu anlamıyorum. Şu şu nedenle destekliyorum. Şunu ne diyebilirsiniz. Şimdi bu denmiyor. Hemen direkt olarak yani ne bu filan. Öbür tarafta aa filan çok güzel. <laughs> Şimdi, Peki ne anlamadım? Bilmem buradan bir kere... Yok gayet <laughs> net. ifade <laughs> edebildi mi? Ya şimdi milliyetçilik kelime anlamı olarak bakarsak esasında çok basit bir anlam var. Milliyetçilik eşittir bir millete ait olma düşüncesi, fikri. Bir millete ait olma. Aynı zamanda tabii burada da kalmıyor. Aynı zamanda o milletin değil mi? milli menfaatlerini, çıkarlarını savunmak ve ülkenizde bir vatansever, millet, millet sever olarak hizmette bulunmak, katkıda bulunmak. Yani milliyetçilik tekrar ifade etmemiz gerekiyorsa bir millete ait olma duygusu. Şimdi burada kritik olan konu şu. Milliyetçilik o halde millet kavramıyla bağlantılı. Tabii. Siz millet kavramından ne anladığınızı ne anladığınıza göre milliyetçilik de... farklı noktalara gidebilir. Evet. Burada önemli tarihte gidebilir. De. Burada önemli olan ne biliyor musun? Millet. Millet tanımı ne? Siz daha doğrusu millet tanımı ile ne Hı. düşünüyorsunuz? Neyi anlıyorsunuz? Bu önemli. Şimdi aslında bu millet tanımında biliyorsun bilimsel olarak akademisyenlerin kabul ettiği iki temel görüş var birinci görüş objektif millet anlayışı. Ne demek objektif millet anlayışı? İkincisi ise subjektif millet ne anlayışı. Ne demek subjektif millet anlayışı? Şimdi objektif kelimesi aslında iki anlam var. Objektif yani tarafsız, adil olmak. Buradaki tabii o değil. Buradaki objektif görünme, dışa vurma anlamına geliyor. Şimdi milletin tanımında siz dışa vuran ögeler olarak neleri ele alabilirsiniz? Dil, dil, başka coğrafya yani kişilerle bağlantılı. Kişilerle bağlantılı. Irk, Irk. Din, değil mi? Evet. Bunlar objektif kriterler evet. yani. Şimdi mesela ırk işte belirgin özelliklere sahip dil bağlantısı var. Din, dinin biliyorsun bir iman Bölümü var, bize ibadet bölümü var. Hı -hı. İman Allah'la kul arasındaki konu, ayrı bir konu. Ama ibadeti görüyorsunuz Görmüş, yani. Evet. Görünen bir şey. Gözle gördüğünüz zaman ha bunun dini işte Müslümandır, Hristiyandır. Mensületini anlayabilirsiniz. Yani. Şimdi bu objektif kriterlere dayalı millet anlayışı bir noktada ırk ve din temelini alıyor. E bu tanımla. Siz bir millet tanımı yaparsanız bu nasıl bir millet tanımı çıkar karşınıza biliyor musun? Saldırgan, kapsayıcı olmayan, kendi ırkını üstün gören, diğer ırkları düşman Maşallah. gören bir ırk temeline dayanan ırkçı yani etnik milliyetçilik çıkar. Böyle bir milleti tekrar Olacak. söylüyorum. ırk... etnisite ve din üzerinden tanımlarsanız ortaya korkunç, ölümcül hatta ve kabul edilemez bir e, milletçilik anlamı çıkar. Ve tabii ki böyle bir milliyetçiliği biz asla e, savunamayız ve asla kabul edemeyiz. Atatürk zaten bu okuldan, bu düşünceden değil. E, o zaman Atatürk'ün düşüncesine millet tanımında dersek, Atatürk millet tanımında subjektif Subjektif millet anlayışını benimsiyor. E Peki subjektif millet anlayışını şey yapan kim? Ee, savunan. savunan kim? Erne, Ernst Renan. 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 Yani Renan'a yani Atatürk'ün millet anlayışı Ernst Renan'ın e, dediğim gibi e, subjektif milleti. Yani subjektif milleti anlayışı olduğu zaman bireylerin içindeki şeylere dayanı göremezsiniz bunları. Nedir bunlar? Aslında subjektif millet tanımında öne çıkan iki şey var. Bir duygular, iki düşünceler. Bunlar da çok net, açık görülebilen noktalar değil. Onun için subjektif deniliyor. Şimdi burada aslında Renan da bunu şöyle sanıyor. Diyor ki bu düşüncede yani subjektif ve millet anlayışında, millet tanımında bireyleri, bakın bireyleri, birbirine bağlayan duygu ve düşüncelerdir. Ve bireyler kendi siyasi iradeleriyle, burası da çok önemli, kendi siyasi, siyasi iradeleriyle millete vatandaşlık bağı ile bağlıdırlar. Bu Ernst Renan'ın, Ernest mi diyeceğiz, Ernest Renan'ın subjektif millet anlayışı ki Mustafa Kemal Atatürk'ün kabul ettiği millet anlayışı bu. Kendi ifadesini o zaman şey yapalım. Gitsin evet. seni sorayım. Millet nasıl tanınmamış? Çünkü milleti tanınamadan milletçiyle Türk Tanınlıyor milletçiyle mısın? geçemeyiz. Yani Çünkü esas millet tanımında her şey ortaya çıkıyor. Nasıl tanınmamış Atatürk? Zengin bir hatıra mirasına sahip bulunan geçmiş. Ortak bir geçmiş. Ortak geçmiş. Beraber yaşamak hususunda müşterek arzu ve rızası olan ve bu rızada samimi olan, bak samimi olan, bu da çok önemli bir şey. Ve sahip olunan mirasın korunmasına beraber devam etme hususunda iradeleri ortak olan, insanların birleşiminden meydana gelen siyasal ve sosyal topluma millet denir. Şimdi burada, Pasada ve Kıvanç'ta bir diye ifade aynen. edilen. Yani buradaki temel faktörleri bir daha alırsak bir ortak bir tarihe sahip olmak önemli bir milletin oluşumunda değil mi? Abi, uluslaşmak. E, i̇ki açısından. beraber yaşama iradesen. Sahip bu topraklar oluştur. üzerinde değil mi? Beraber yaşama arzusunda olmak bu da milletin varlığı için çok önemli bir kriter ve bu düşüncelerde de samimi olan artı üçüncü olan da sahip olarak aldığınız size emanet edilen mirası da korumak ve geliştirmek hususunda da iradelerinizi ortaya koyacaksınız. Siyasi iradelerinizi ortaya koyacaksınız ve buradan da oluşan topluma tanımın sonu da çok önemli. Millet siyasal ve sosyal bir toplumdur. Milletler ölebilir ha. Milletler canlı varlıktır. Milletlerin ilahi devam edeceğini düşünmeyin. Yani Milletle ırk ayrı bir şey bak ırk. O devam eder. Asırlar geçer ırk etnik kökende. Ama başka milletlerin başka içerisinde şey yok. Ama millet şey Millet eğer siyasa ve sosyal bir toplum olarak kabul ederseniz bu bugün vardır ama 100 sene 200 sene sonra ne olacaktır? Yani bu belli olmaz. Yani yıkılan değil mi devletlerin, Tabii. milletlerin tarihte olduğunu yani milletler görüyoruz. Milletler tarihe karışabilir. Şimdi Mustafa eğer... Kemal millet tanımını böyle kabul ediyor. Burada bir tereddütümüz var mı? Ha Kendi şimdi o edin. zaman. Evet. Şimdi o zaman Türk milliyetçiliği nedir? Hı -hı. Bunu nerede görüyoruz? İşte biraz evvel gösterdiğim Bu medeni bilgiler kitabında Hı -hı. Tür, e, Türk Türk tanımı biz az Türk tarafına yapılmıştı. Şöyledir. Bak, ne diyor? Türk milliyetçiliği Türk milliyetçiliği ilerleme ve gelişme yolunda Türk Milletçiliği ilerleme ve gelişme yolunda. Yani çağdaşlaşma yolunda. Ve uluslararası temas ve ilişkilerde bütün çağdaş milletlere paralel. Onlarla paralel ve onlarla bir ahenkte yürümekle beraber. Yani iki prensibi söylüyor burada. Diyor ki Türk Milletçiliği ülkenin refahı güvenliği ve gelişmesi için çağdaşlaşma hedefine kesintisiz ilerlemeyi hedeflemek. Bu konuda vatandaş olarak, birey olarak değil mi? katkıda bulunmak. Ayrıca diğer milletlerle de ilişkilerinizde ahenkli onlarla da paralel hareket edin. Bu da önemli bir kavram. Ama diyor ki benim bunu yaparken iki tane ön koşulum var. Hatta bu ön koşullar ne dersen bunlar vazgeçilmez. Kırmızı çizgi. Kırmızı çizgi evet. Nedir kırmızı çizgilerimiz dersen onu diyor ki bir Türk sosyal topluluğunun özel karakterini koruyacaksınız. Türk sosyal topluluğunun özel karakterini koruyacaksınız. İki ve başlı başına bağımsız kimliğini koruyacaksınız. Yani diğer ülkelerle, çağdaş ülkelerle beraber AENG içinde işbirliği içinde hareket ederken ve hedef olarak da ülkenizin çağdaş değil mi? medeniyet, çağdaşlaşmanın en üst noktalarına doğru ilerlerken yapın ama Türk sosyal toplumun özel karakterini bozmayın. Bağımsızlığınızdan. Çünkü bağımsızlık tabi burada Mustafa Kemal dediğiniz zaman bağımsızlık tam bağımsızlıktır. Tam bağımsızlıklarında hiçbir ödüm vermeyeceksiniz. İşte Türk milliyetçiliği bu. E şimdi burada ne var? ırkçılık var mı? Tam da hatta gerinizi ha. Atatürk anlatıyor Türk milleti ve Türk milliyetçiliği diye kitaptan. Tamam. Siz almışsınız. Ee, diyor ki, millet aynı arazide oturan, aynı kanunlara tabi, ahlak ve dil tamam. birliği halinde yaşayan insan topluluğuna denir. Bu manada bu manadadır ki Fransız milleti, Alman milleti, İspanyol milleti denir. Tabii. Fakat diyor ki... E, ...çoğunlukla kullanırken millet kelimesiyle kavim, soy bakımından birbirine bağlı insan topluluğu budun kelimesi karışır. Karıştır. Fakat şu farklı ki millet kelimesi siyasi oluşum kast olunur. Aynı. Kavim kelimesi ise her şeyden evvel kökeni ve ırkı hatırlatır. Aynı. Yahudi kavmi bugün bütün dünya yüzüne dağılmış olup bir millet oluşturmaz. Ya işte mesela. Irk, dil, din ayrı insanlar millet halinde oluşumuna yardım etmişlerdir. Evet yardım var. Bazı milletler Ama... birbirinden esaslı bir şekilde farklı ırklardan meydana gelir. Örneğin Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi diye ırk temelli Aynen. bir şeye e, sıcak bakmadığını, Kesinlikle. onun bir millet oluşturmaya Başını, yetmediğini. Ya sadece ırk, ırk veya etnisite etnik temelli bakarsan, e, Sevgili o zaman yani toplumların etnik, bir milletleşme bu, bu süreci var etnik yani. Etnik milliyetçilik olur. O milliyetçilik etnik milliyetçilik olur. Yani de doğuştan gelir. Öyle doğarsınız ama toplumlar doğuştan bir millete ait olmuyor. Toplumlar değil. o zaman tarih içerisinde milletleşiyorlar. Tabii. O bir tarihsel süreç. Galiba. Amerika'da kaç milli kaç ırka mensup insan var? Saysak bilmiyorum. Dolu değil mi? İspanyolundan, tut, işte İngilizi, Fransız'ı, Almanı hepsi var.